TV19 ekranlarından merhabalar sevgili izleyiciler. Ana haber bülteniyle karşınızdayız. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'un Ortahisar ilçesinde katıldığı temel atma töreninde konuştu. Bakan Soylu, Batı'nın terör örgütlerine silah desteği vermesine tepki gösterdi. Soylu, coğrafyamızda kimseyi oynatmayız, dedi. Sayın Süleyman Soylu, ifadeyi Kürtçe'nin içindeyiz. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'un Ortahisar ilçesinde Ortahisar Hükümet Konağı, Belediye Binası ve Pazar Kapı Yeni Yaşam Alanı temel atma törenine katıldı. Burada konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, teröristlerle çatışan güvenlik güçlerinin haklarının ödenemeyeceğini belirtti. Büyük bir mücadeleyi ortaya koyan, önce milletin, önce vatanın diyenler ve vatansever, milletine bağlı ve toprağına bağlı insanlar. Oralarda nasıl hizmet yaptıklarını ve nasıl bu bağlılıkları ortaya koyduklarını şahit olan bir evladımız olarak söylemek istiyorum. Onlara hak koyamaz. Ama onlar kadar bu meselelere bakar yaklaşan, büyük bir sorumlulukla yaklaşan, acılarını içine gömen ve özellikle altını çizerek söylemek istiyorum ki gözyaşlarının görülmemesini, başkaları tarafından hissedilmemesini isteyen ailelerine de, annelerine, babalarına, evlatlarına, çocuklarına da minnettarız. Lice'de gerçekleştirdikleri operasyonların devam ettiğini belirten Bakan Soylu, uyuşturucu ile mücadelede değindi. Şu anda 6200 kişiyle başladığımız ülkemizin önemli operasyonlarından birisi olan Nice'de gerçekleştirilen operasyon devam ediyor. Yaklaşık 10 bin kişiyle devam ediyor. Diyarbakır'la Bingöl arasında. Orada evlatlarımız bu mübarek Ramazan günü içerisinde bir taraftan uyuşturucu belasıyla ülkemizi karşı karşıya bırakmaya çalışan terör örgütünün kenevir tarlalarını tek tek söküyor. Burada güzel bir haber vereceğim. Geçen sene o tarlaların birçoğunda kenevir ekilmişti. Şimdi bu sene öyle bir imkana çoklukla sahip olamadılar. Şimdi o tarlaların birçoğunda buğday ekildi. Soylu, coğrafyamızda kimseyi oynatmayız ve buna müsaade etmeyiz ifadesini kullandı. En son iki tane AT-4 dediğimiz yeni nesil helikopter, uçak, tank savar, tank, bütün bunlara yönelik oluşturdukları malzemeleri yakaladık. Kimden geliyor bunlar? Kimden geldiği apaçık ortada. PYD'ye, PYD'den Türkiye sınırlarının hemen içerisine girebilmek için planlar gerçekleştiriliyor. Yapılması gereken şu: topyekün bu mücadeleyi gerçekleştireceğiz ve bütün dünyaya bir mesaj vereceğiz. Coğrafyamızda ve güzel ülkemizde kimseyi oynatmayız ve buna müsaade etmeyiz. Süleyman Soylu, Trabzon'un TEOG'da 35. ligden 7. liğe geldiğini hatırlatarak "bu çok güzel bir haber, bize inşallah 1. lig yakışır" şeklinde konuştu. Trabzon 7. oldu. Nerede? TEOG'da. 35. ligden 7. liğe. Bize birincilik yakışır inşallah. Çorum Valiliği koordinesinde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından şehit yakınları ve gazilere iftar verildi. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Yahya Çoban, şehit aileleri ve gazilerle gurur duyduklarını söyledi. Çorum Valiliği koordinesinde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından şehit yakınları ve gazilere iftar verildi. Yoğun katılımın olduğu iftarda konuşan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Yahya Çoban, şehit aileleri ve gazilerle gurur duyduklarını söyledi. Evlatlarını, eşlerini, kardeşlerini, babalarını vatan uğruna feda etmiş değerli şehit aileleri ve gazilerimiz, sizlerle gurur duyuyoruz. Sizler bizlere aziz şehitlerimizin ve devletimizin emanetlerisiniz. Sizlerin mutluluğu ve huzuru için bizler her zaman yanınızdayız. Bizlerin vazifesi, şehitlerimizin bize emaneti olan çok değerli ailelerine ve gazilerimize sahip çıkmaktır.
AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan birlik beraberlik çağrısı yaptı. Tabii biz millet olarak 780 bin kilometre karede kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi sürdürmemiz gerekiyor. Tüm renklerle beraber, Alevisiyle, Sünnisiyle, Kürdüyle, Türküyle, ırkına, diline, dinine bakmadan bir olmamız gerekiyor, beraber olmamız gerekiyor, iri olmamız gerekiyor, iri olmamız gerekiyor. Bu topraklarda bizim hedefimiz şu: terörü tamamen gündemimizden çıkarmak. Terörün bu topraklarda kim olursa olsun, adı ne olursa olsun, isterse FETÖ olsun, isterse PKK olsun, isterse DH olsun, isterse IŞİD olsun, isterse DHKPC olsun, bu topraklarda gündemimizi terörle temizleyeceğiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri ve CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Türk milletinin uzun yıllar boyunca vatan için, özgürlüğü için seve seve canını feda ettiğini aktardı. Türk milleti uzun yüzyıllar boyunca vatanı için, namusu için, tam bağımsızlığı için, özgürlüğü için, özgürlükleri uğruna seve seve hiçbir arkasında kaygı duymaksızın canını feda etmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri ve AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu da bu coğrafyada özgürce yaşamamızın sebebinin şehitler ve gaziler olduğunu kaydetti. Biz de bu coğrafyada özgürce yaşıyorsak, bu topraklarda şehitlerimiz ve gerektiğinde kan ve can veren gazilerimiz sayesindedir. Bunu biliyoruz ve bundan dolayı da sizlere ve şehitlerimize ve canı pahasına gazilik mertebesine ulaşan kardeşlerimize daima minnet borçluyuz. Çorum Valisi Necmettin Kılıç ise şehitlerin kendi hayatlarını yok ederek geride kalanlara hayat hakkı bağışladıklarını belirtti. Şurası kesin, eğer şehitlerimiz olmasaydı biz bu akşam burada yan yana değildik. Eğer şehitlerimiz olmasaydı bugün acaba ne haldeydik? Şehitlerimiz olmasaydı acaba yaşıyor muyduk? Suriyeliler gibi miydik? Afganlar gibi miydik? Bosnalılar gibi miydik? Daha mı kötüydük? Orasını hiç bilemiyoruz. Ama şehitlerimiz kendilerini yok ederek, dünya hayatlarını yok ederek kalanlara hayat hakkı bahşediyor. Belediyesi tarafından bu yıl 6.sı düzenlenen ilk ve ortaokullar arası Dahi Beyinler Akıl ve Zeki Oyunları yarışması düzenlenen ödül töreniyle sona erdi. Çorum Belediyesi tarafından bu yıl 6.sı düzenlenen ilk ve ortaokullar arası Dahi Beyinler Akıl ve Zeka Oyunları yarışması düzenlenen ödül töreniyle sona erdi. Çorum Belediyesi olarak son 8 yılda çok ciddi yatırımlar yaptıklarını ve Çorum'da ciddi değişimlerin yaşandığını söyleyen Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Can'dan yaptıkları yatırımlar içerisinde öğrencilere yönelik yatırımların çok özel bir yerinin olduğunu söyledi. Çorum Belediyesi olarak son 8 yılda çok ciddi yatırımlar yaptık. Şehirde çok ciddi bir değişim oldu. Bu yaptığımız yatırımlar içerisinde özellikle öğrencilerimizin istifadesine yönelik yatırımların çok özel bir yeri var. Turhan Can'dan yarışmalara katılımların her yıl arttığını vurguladı. Bu yaptığımız etkinlikler neticesinde bugün geldiğimiz noktada eğitim hizmetlerinin Milli Eğitim Müdürlüğümüzün yanında güçlü bir destekleyeni, güçlü bir paydaşı olduğumuzu görüyoruz ve bunu çok önemsiyoruz. Çorum Belediyesi'nin eğitim dostu, öğrenci dostu bir belediyecilik anlayışına sahip. Bugün bunun örneklerinden birisini görüyoruz ki bu etkinlik 6.sı gerçekleştirildi. Gitgide her yıl katılım artıyor. 46 okuldan 693 öğrencimiz bu yarışmalara katıldı. Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Can'dan çocuklara yönelik çalışmaların artarak devam edeceğini ifade ederek yarışmada emeği geçenlere teşekkür etti.
Yani eğitim sadece Milli Eğitim Müdürlüğümüzün yapacağı bir iş değildir. Hep bütün diğer kurumların Milli Eğitim Müdürlüğümüze destek vermesiyle ancak üstesinden gelebileceğimiz bir hadisedir. Bu anlamda bu bilinçle okullarımızda öğretmenlerimiz bu yarışmalara çocuklarımızı hazırladılar. Hepsine teşekkür ediyoruz. Müdürlerimiz katılımı gerçekleştirdiler. Teşekkür ediyoruz. Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Özcan Kuşçu da 2014 yılında başladıkları akıl oyunlarının 6.sını yaptıklarını aktardı. 2014 yılında Çorum Belediye'mizle birlikte imzaladığımız bir protokol neticesinde bugün akıl oyunlarının 6.sının ödül törenini yapmak kısmet oldu. Çorum Belediyesi Tesisler Müdürü Mahmut Yabacıoğlu da akıl oyunlarına katılan tüm öğrencileri tebrik etti. Buradaki pırlanta gibi çocuklarımız gibi, inşallah onların içinden çıkacak çocuklarımız gibi 50 makine sıra dışı bir kişinin yapacağı işi yapamaz. Biz işte yaptığımız bütün faaliyetlerde milli eğitim olsun, biz olalım, devletimizin diğer kurumları olsun, o işte bir tane sıra dışı kişiyi bulup vatanına, milletine, ülkesine, kendisine, ailesine sıra dışı işler yaparak en güzel şekilde temsil etmesine de faydası olacağını düşündüğümüz buna benzer etkinlikleri yapmaya devam edeceğiz. Program sonunda santranç, mangala, becerikli yapılar, resfebe, abolone, reverse, hedef 5 ve koridor yarışmalarında dereceye giren öğrencilerin madalya ve kupalarını protokol üyeleri takdim etti. Ödül törenine katılan tüm öğrencilere Çorum Belediyesi tarafından akıl oyunları hediye edildi. Davet ediyorum. Çorum'da Fethullahçı terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 20 kadın gözaltına alındı. Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün faaliyetlerine katıldıkları ve bazılarının abla olarak görev aldığı iddia edilen 27 kadın hakkında gözaltı kararı verildi. Eski öğretmen, esnaf ve ev hanımı olan zanlılardan 20'si İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Zanlıların ev ve eşyalarındaki aramada bulunan bazı materyallere el konuldu. Adreslerinde bulunamayan 7 zanlı aranıyor. Çorum Muradi Rabi Ulu Camii'nde Bayat İlçe Müftüsü Mehmet Kapucu vaaz verdi. Kapucu 11 ayın Sultanı Ramazan'da Kur'an-ı Kerim okumanın fazileti ve mukabele geleneğini anlattı. Aramış ve 83 sene... Çorum'un Bayat ilçesi müftüsü Mehmet Kapucu, Muradi Rabi Ulu Camii'de verdiği vaazda Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim okumanın önemini dile getirdi. Ama Ramazan Kur'an ayı olduğu için, Ramazan bir fırsat iklimi olduğu için bir şeye şunu iyi hatırınızda unutmayın. Nasıl bir değer verirseniz, neye değer atfederseniz ondan da istifadeniz o nisbette iyi veya kötü olur, çok veya az olur. Onun için Ramazan'ı bir fırsat, evinizin köşesine gelmiş, yılda bir defa gelen, çok değerli bir misafir olarak görünür, ona göre iltifat ediniz, değer veriniz. Evet, Ramazan Kur'an ayı. Evet, Kur'an, Kur'an-ı Hakim nedir? İnsanları zulmetten aydınlığa çıkartmak için Rabbul Alemin'in, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın göğsüne, sinesine, gönlüne nakşettiği ondan da nedir aleme Efendimizin tebliğatıyla gelen muhatap olduğu bir kitap. Bizlerin zahirini batınını aydınlatan bir kitap. Mehmet Kapucu fani dünyada baki saadeti kazanmanın yolunun Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek olduğunu söyledi. Dünya adına, uhrevim anlam adına saadet diyarında kazanımlarımızı o Kur'an'a uymak, Kur'an'ı yaşantısını hayat edinmekle kazanacağız. Biz fanide bakiyi kazanmaya gelmişiz. İşte bu fanide bakiyi kazanmanın, baki saadeti kazanmanın yolu da Kur'an'ı öğrenmek, Kur'an'ı hayat edinmek, hayat kitabı edinmek. O bir dua kitabıdır, o bir şeriat kitabıdır, o bir zikir kitabıdır, o bir fikir kitabıdır, o bir hayat kitabıdır. İyi okuyacağız. Kapucu anne ve babalara çocuklarına Kur'an-ı Kerim'i iyi öğretmelerini tavsiye etti.
evlatlarınıza Kur'an'ı iyi öğretiniz. Uzunca okumuyorum, biliyorum. Men kara Kur'an okur ve amele bihi, onu da amel ederse ulbise validehu tacen yevmel kıyamete ve min davvil buyutud. Yani dünya güneşinden, uzatmıyorum hadis, zaman baktım 5 dakika bir zaman var. Birisi Kur'an okur, onu da amel ederse onun anasına babasına dünyadaki güneş var ya, ondan daha ışığı ziyade olan bir taç giydirilecek. Ötede kim istemez? Herkes ister. Onun için meşguliyetimiz Kur'an olsun. Deniz Feneri Derneği Çorum Şubesi Ramazan ayında fitre, fidye, zekat ve sadaka gibi yardımları toplamak için stand açtı. Dernek gönüllerinden Hayrettin Eyvazlı TV19 mikrofonuna çalışmaları hakkında konuştu. Deniz Feneri Derneği Çorum Şubesi Ramazan ayında fitre, fidye, zekat ve sadaka gibi yardımları toplamak için Zafer Çarşısı'nda stand açtı. Deniz Feneri Derneği gönüllülerinden Hayrettin Eyvazlı TV19 mikrofonuna Ramazan standı hakkında bilgi verdi. Deniz Feneri'nde kurulduğundan beri Çorum'da gönüllü olarak çalışıyoruz. Genellikle Ramazan standlarımız makbuz karşılığı, sadaka, fitir gibi yardımları Çorum olarak alıyoruz, Ankara'ya gönderiyoruz. 41 ülkede İslam coğrafyası adı altında yardımlarımız devam ediyor. Bunlar nakli yardım, işte eşya, gıda gibi şeyler, yardımları ulaştırmaya çalışıyoruz Deniz Feneri olarak. Eyvazlı, Çorum gönüllüleri olarak Afrika ülkelerine yaptıkları yardımlardan da söz etti. Çorum gönüllüleri olarak Afrika ülkelerinde 3 tane kuyu açtırdık. Şu anda 3. kuyumuz açıldı. Kur'an-ı Kerim yardımlarımız da oldu. Bu şekilde bir fiil çalışıyoruz. Faydalı olmaya çalışıyoruz İslam alemine. Hayrettin Eyvazlı, Diyanet Başkanlığı tarafından belirlenen fitre miktarını dile getirdi. Tabii fitrelerimiz dinayetin söylediği 16 lira bir günlük olarak. Sadakalar herkesin gönlünden kopan her şeyi alıyoruz. Da 27 dereceye ulaşan bunaltıcı sıcakta serinlemek isteyen çocuklar süs havuzlarına girdi. Uyarılara rağmen kirli süs havuzlarına suya giren çocuklar tehlikenin farkına varmadan serinlemenin tadını çıkardı. Çorum kent merkezinde 27 dereceye ulaşan hava sıcaklığı oruç tutanları olumsuz etkiliyor. Yaşlılar evlerinden çıkmazken sokağa çıkanlarsa güneşten kaçarak gölge yerleri tercih ediyor. Bu çocuklar da sıcak yaz gününde Çorum Park önünde bulunan süs havuzlarına girerek serinlemeye çalıştı. Çocuklar kirlilik nedeniyle kendilerini bekleyen hastalıklara ve diğer tehlikelere aldırış etmedi. Termometrelerin 27 dereceyi gösterdiği sıcak havada çocuklar süs havuzlarında gönüllerince eğlendi. Caddeden geçen vatandaşların meraklı bakışları arasında süs havuzlarına giren çocuklar sergiledikleri farklı figürlerle de ilgi odağı oldu. Irak'ın Musul kentinin batı yakasında terör örgütü DAEŞ'in son 2 günde çatışmalardan kaçan yaklaşık 120 sivil öldürdüğü bildirildi. İçişleri Bakanlığı'na bağlı hızlı müdahale güçlerinde görevli yüzbaşı Dargam El Haydari yaptığı açıklamada istihbarat kaynaklarından kentin batı yakasında devam eden çatışmalardan kaçan bazı sivillerle Zencilli Mahallesi'nin yol kenarlarında yaklaşık 120 sivile ait cesedin olduğu bilgisini aldıklarını söyledi.
Irak güçlerinin eski Musul'daki Zencile, Şifa, Sahha ve El Ula bölgesini DEAŞ'tan geri almak için harekat başlattığını hatırlatan Haydari, son iki gün içerisinde hayatını kaybeden sivillerin bir kısmı bölgedeki çatışmalardan kaçarken öldürüldü. Bazıları örgüt tarafından idam edildi. Kimi de örgüt militanlarının düzenlediği bombalı saldırılarda yaşamını yitirdi dedi. Haydari ayrıca hızlı müdahale güçlerinin örgütün kontrol altında tuttuğu Zencili'den kaçan 70'i kadın ve çocuk 150'den fazla sivili bölgeden tahliye ettiğini aktardı. Irak Polis Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada da Zencili'de emniyet güçlerinin dikkatli ilerlediği mahallenin %40'ında kontrolün sağlandığı ve sivillerin tahliye edilmesi için güvenlik koridorlarının açıldığı kaydedildi. Açıklamada DEAŞ bazı evlere, arabalara ve yol kenarlarına bomba düzenekleri yerleştirdi. Bomba imha uzmanları 4 ev ve 6 araca yerleştirilen düzenekleri etkisiz hale getirdi ifadesi kullanıldı. Irak ordu ve polis güçleri geçen cumartesi sabaha karşı eski Musul'daki Zencile, Şifa, Sahha ve El Ula bölgesini DEAŞ'tan geri almak için harekat başlatmıştı. Çatışmaların sürdüğü Musul'un batısında 150-200 bin arasında sivilin mahsur kaldığı ifade ediliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksekova 2 Yaka bölgesinde gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin yazılı açıklama yaptı. TSK 2 Yaka dağlarında bugüne kadar 26 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Kullanıldığı değerlendirilen bir... Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Hakkari Yüksekova 2 Yaka bölgesinde gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Depolanmış bir şekilde bulunmakta. 2 Haziran 2017 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca silah deposu olarak kullanılan bir mağaranın tespit edildiği belirtilerek mağarada yapılan arama tarama faaliyetleri kapsamında 2 adet Doçka uçak savar makineli tüfek, 1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildiği aktarıldı. TSK tarafından 2 Yaka Dağları'nda bugüne kadar 26 teröristin etkisiz hale getirildiği de bildirildi. Bir ilde Huzur Ramazan uygulaması yapıldı. Uygulamaya toplam 2481 ekip katıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla yurt genelinde kumar ve tombala oynatılmasının engellenmesi amacıyla Huzur Ramazan uygulamasının gerçekleştirildiğini açıkladı. Yapılan yazılı açıklamaya göre 2 Haziran 2017 tarihinde saat 22 ile 1 arasında Huzur Ramazan uygulaması yapıldı denildi. 2481 ekip 9528 personelin katılımıyla gerçekleşen uygulamada 6391 kahvehane, kıraathane, 635 dernek ve kooperatif kontrol edildi. Açıklamada uygulama esnasında personelimizce yapılan çalışmalar temel insan haklarına saygılı, özgürlük ve güvenlik arasındaki hassas denge gözetilerek yapıldı. Uygulama sonuçlarına ilişkin veriler bildirilecek denildi. Dünyanın en büyük 3. spor organizasyonu için Samsun'a gidecek olan misafirler sanatsal çalışmalarla karşılanacak. Samsun Olgunlaşma Enstitüsü Seramik ve Cam Teknolojisi alan şefi Zafer Kurt çalışmalarla ilgili bilgi verdi. ...18-30 Temmuz'da Samsun'da düzenlenecek 23. Dünya İşitme Engelliler Yaz Spor Oyunları hazırlıkları devam ediyor. Birçok alanda yürütülen çalışmaların yanında Samsun Olgunlaşma Enstitüsü'nde sanatsal çalışmalar yapılıyor. Hazırladığımız bu pano Bafra Kuş Cemiyeti'ne ait bir görünüm sergiliyor. Tekniğimiz yapıştırma cam vitray. Bu panomuz çalıştığımız bölüm 1/8'ine ait. Bittiğinde 24 metrekarelik
büyük bir pano oluşturacak. Samsun'un doğal ve mimari kültürünü yansıtan devasa sanatsal çalışmalar hazırlanıyor. Şehrin tanıtımına katkı sunacak olan çalışmalar turistlerin konaklama alanlarına yakın yerlerde sergilenecek. Samsun Olgunlaşma Enstitüsü Seramik ve Cam Teknolojisi alan Şefi Zafer Kurt çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bu çalışmalarla, her iki çalışmayla Samsun'un kültürünü, eski geleneksel mimarisini, yapılarını, insanını, kültürünü bir nebze de olsa bu çalışmalarla yansıtarak diğer 105 ülkeden gelen misafirlerimize bu anlamda tanıtımını sağlamış olacağız. Tokat'ta asırlardır Ramazan ayına özel olarak doğal nohut mayasından yapılan çörekler vitrinleri süslüyor. Tokat'ta Ramazan aylarında damak tatları arasında yer alan çörek nohut mayasından yapılması ve şekersiz olması nedeniyle şeker, tansiyon ve mide rahatsızlığı olanlar tarafından tercih ediliyor. Ramazan'da Ramazan çöreği güzel oluyor. Mideyi rahatlatıyor. Hem güzel oluyor çayın yanında hem insanı doğru tutuyor. Güzel yani çöreğimiz. Tuhada özel olması, başka bir ihalette Tuhat çöreği bulamazsınız. Ceviz üzümlü yaparsa, bir de Tahir abi yaparsa tadından yemiyor. Damaklarda kendine has ayrı bir tat bırakan Ramazan çöreği hazmı kolaylaştırıyor. Yaklaşık 12 saatte hamuru hazır hale geldikten sonra yoğrularak açılan çörekler şekil verilerek kara fırınlarda pişiriliyor. Yüz tarafı bu altını da bu vaziyette kızartmış oluyoruz. Evet. Gevrekliğini muhafaza etmesi için. Siparişe göre cevizli, sade, kuru üzümlü yapılan çörekler iftar yemeklerinden sonra çayın yanında ikram ediliyor. Bu sade çöreğimiz üzüm, ceviz her şeyde katılabiliyor ayrı siparişlere göre yani. Dedesinden kalma mesleğini 55 yıldır sürdüren Tahir Çelik, Ramazan çöreğinin en önemli özelliğinin nohut mayasından yapılması olduğunu söyledi. Bu çöreğimizi nohuttan yapıyoruz. İmalatımız nohuttan. Bir gün evvel mayalandırıyoruz. 12 saat sonra elimize geçiyor bu maya. Ondan sonra artırım yapa yapa sıcak suyla yura yura bu ürünü elde ediyoruz. Ve bu ürünümüz yani doğal olarak yapılmış oluyor. Ve şeker hastalarına da iyi geldiğine dair buluntuları var yani bunların. Tokat'ta 18 yıldır simit satan 51 yaşındaki Salih Alkansa, Ramazan aylarında çörek satışı yaptıklarını belirtti. Ramazan geldi, hoş geldi. Çörek satışlarımız başladı. Şimdi hesaplı da o kadar pahalı değil. İşte 5 liradan al 10 liraya kadar çöreklerimiz var. Vatandaşta talepleri var yani çok güzel. Tokat'ın adamı çöreksiz yapamaz zaten. Dünya dolu tatlılar satılsa da çöreğin yeri apayrıdır. Samsun'da bir otomobilin minibüs dolmuşa çarptığı kazada 7 kişi yaralandı. Samsun'un ilk adı ilçesi Cumhuriyet Caddesi Samsun Ordu Karayolu üzerinde saat 10.30 sıralarında Yunus Ç'nin kullandığı otomobil cezaevi dolmuş hattında çalışan bir minibüs dolmuşa arkadan çarptı. Kazada dolmuştaki 5 yolcu ile sürücüler yaralandı. Yaralılardan Sümeyye Kırkıncı, Suriye uyruklu 14 yaşındaki bir çocuk ve otomobil sürücüsü Yunus Ç, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Dolmuş şoförü Alparslan Söylemez, Cihan Tanrıkulu, Tuğba Nur Er ve Gülsüm Balcıancı ise Samsun Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili incelemelerini sürdürüyor. Çankırı'da 3 lise öğrencisi hamam böceklerinden esinlenerek radyasyon koruyucu elbise yaptı. Çankırı Top Fen Lisesi'nde 11. sınıf öğrencisi olan 3 kafadar bilim fuarı proje çalışmaları kapsamında RedKit adında bir proje gerçekleştirdi. Yaptıkları araştırmalar sırasında Hiroşima ve Nagasaki bölgelerine atılan atom bombası sonucunda hamam böceklerinin ölmediğini keşfeden öğrenciler bundan esinlenerek radyasyon koruyucu elbise yaptı. Bakterilerimizi önce sıvı besi yerinde büyüttük, daha sonra katı besi yerine ektik. Yaptığımız kitinli kumaşı bakterilerin üzerine koyduk. Üstten de ultraviyole ışın verdik. Daha sonra bakterileri inkübatöre koyarak üreyip ürememe durumlarını test ettik ve yaptığımız kitinli kumaşın altındaki bakterilerin üremeye devam ettiğini ama diğer kontrol kumaşımızın altındaki bakterilerin üremediğini gördük.
Hamam böcekleri üzerinde yaptıkları çalışmalar sonucunda böceklerin vücudunu örten kitin maddesinin onları atom bombasından koruduğu sonucuna varan öğrenciler kitin maddesi emdirilmiş kumaş kullandılar. Yaptığımız bu kitinli kumaşın sonuçlarını ultraviyolede denediğimiz zaman iyi bir sonuç elde ettik. Bakterilerin yaşadığını gördük. Biz de bunun daha kullanışlı bir şekilde yapılması için gördüğünüz bu kumaşı, bu elbiseyi üzerinde uyarladık, tasarladık. Projelerine Redkit adını verdiklerini belirten 11. sınıf öğrencisi Ahmet Yazan, projelerin asıl amacının günümüzde yaygınlaşan radyasyonlara karşı koruyucu bir önlem almak olduğunu belirtti. Projemizin adı Redkit. Projemizin asıl amacı günümüzde yaygınlaşan radyasyona karşı bir tür kıyafet üretmekti. Araştırmamızı yaparken hamam böceklerinden esinlendik. Hamam böceklerinin Hiroşima ve Nagasaki bölgelerinde bir kısmında ölmediğini fark ettik ve bunun sebebinin de kitin maddesi olduğunu fark ettik. Kumaşın içine nasıl işleyebiliriz diye düşündük ve Çankırı Kartekin Üniversitesi Biyoloji Bölümü Doçent Doktor Sezer Okay hocamızdan yardım aldık. Kitin içeren kumaş parçasını ultraviyole ışınlarla test ettik ve sonuç olarak da bakterilerin ultraviyole ışınlardan etkilenmediğini gördük. Üç kafadarın bu projesi yetkililer tarafından da ilgiyle karşılandı. Haber değeri taşıyan görüntüleri kaydederek 0552 417 1819 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza bilgileriyle birlikte gönderin. Bültenimizde sizin çektiğiniz görüntülere de yer verelim. Ana haber bültenimizi burada noktalıyoruz. Gelişmelerle karşınızda olmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın.